Esenler, Esenler Feviz çakmaktayım. Yani yaklaşık olarak 1120. mahalle, 1125. mahalleler aşağı tarafa doğru. E o aynı aşağıdaki parka doğru taraftayız. Esenler metrosunun yanındaki parka doğru taraftayız. 4 tane kılıç dişli kaplan. 4 tane kılıç dişli kaplan serbest kalmış. Biz koşuyoruz tabi Bir tane markete sığındım Yüksek girişli bir merdiven Merdiveni var yüksek girişli böyle bir 5 basamak 6 basamak var Ondan sonra giriş yapıyorsun Sığındık oraya Gelen insanları alıyoruz kapatıyoruz Geliyoruz alıyoruz kapatıyoruz Kapıda kaplan var Benim body tokatlı Askerdeki body tokatlı toptan, Toptancı body Kaplan yedi onu Amına koydu onun Türkem gol mü yedi? Neyse durun hocam. Türkiye değil. Hamit Altın Top gol etti diyeceğiniz amına koyayım. Gol yedik. Güzel tamam. Hamit Altın Top gol etti iyi. İki tane mi yedik? Böyle lobicilik yaparsanız amına koyayım. Dakika 2'de gol mü yenir amına koyduğumun yerinde ya? Yap lobiciliğe devam edin amına koyayım. Her neyse, her neyse. Siktir Benim body toptancı body'yi bu bir tane kılıç dişli kaplan sikti. Sonra biz onu bıraktık kaçtık başka yere. Dedemlerin evine geldim. O parkın 2-3 sokak üstü taraflarında dedemlerin evi var. Girdik oraya. Daha sonrasında balkona çıkıyorum. Etrafında kimse kalmamış. Yani kılıç dişli kaplan girmiş. Adeta evin içinde dolanıyor, apartmanın içinde dolanıyor. Ateş tutsan korkardı. Cık. İçeride dolanıyor. Böyle sıra sıra odalar var şey gibi. Eski Backrooms'un odalı halini düşünün. Kocaman koridor, odalar var. Ben bir odadayım. Açtım kapıyı. Kılıç dişli kaplan bir tane kovalıyor. Başka odaya geçtim. Balkonu var. Polis arıyorum. Yardım edin diyorum. Buradayım buradayım. Yardım edin. Polisler geliyor. Winch ile benim kata çıkıyorlar. Sonra Winch'i niye gönderiyorlar anlamadım. Winch ile inip kaçardık mesela. Winch ile geliyorlar polisler. Daha sonrasında biz polislerle çatıya çıkıyoruz. O apartmanın çatısına çıkıyoruz tamam mı? O apartmanın çatısında ufak ufak kılıç dişli kaplanlar. Hemen üremişler amına koyayım. Hemen seks yapmışlar ufak ufak ufacık çok tatlılar da piç Sonra işte anneleri geliyor. Kılıç dişli kaplanın gerçek annesi geliyor tamam mı? Orada biz polislerle bir agresyon yaşıyoruz. Kaçmaya başlıyoruz. Çatıda böyle şeyler var. Eee bu ya gemilerle taşınan ne deniyordu o demir demir şeylere? Çelik içinde malzeme olan şeyleri gemilerle taşınan konteyner konteyner. Çatıda da konteyner var. Eveout'un çatısı var diye bir tane. Eveout'ta Eve yaptığı bir tane inşaat vardı ya en tepede şeyler vardı. Konteynerler e, vardı her yerde. Konteynerlar arası tahtalar var. Konteynerlar arası tahtalardan karşı karşıya kaçıyoruz. Böyle kaplanlık konuşuyoruz falan filan falan filan falan filan. En sonda apartmandan onları çatıya kilitledik, kapattık. Daha sonrasında apartmandan çıktık. Çıktık başka bir yerde Enes ye bir arkadaş var. Enes bir arkadaşın orada Birlik Mahallesi tarafı, Esenler Birlik Mahallesi tarafı. Esenler Birlik Mahallesi tarafında Enes diye bir arkadaş onların konfeksiyonu var Hatta oradaki e, Yok e, Enes Şentürk Enes Batur değil Onların orada bir okul var orada kapıdan çıkıyoruz Ama ben dedemlerin apartmandan çıkıyorum Oradayız ışınlanıyoruz Çıktım kapıdan amına koyayım böyle Bir tane böyle bir 20 metre ileride kılıç dişli kaplan geziyor Böyle aşağı doğru gidiyor Enes'e bağırıyorum kaç amına koyayım bu bizi sikecek ben apartmana geri yürüyorum Daha sonrasında O Enes'i kovalıyor falan ben kaçıyorum Orada bittiriyor mesela Böyle esenlerde yaşanan akıl almaz olay. Yani bu rüya nasıl ne oldu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Yani üç tane rüya gördüm dediğim gibi. Bir tane üç harfler gördüm. Çok korkunçtu. Evin kapısından kafayı çıkartıyorum. Koridorun köşesinde... Hani duvardan böyle sadece kafa gözüküyor. Duvardan sadece kafa gözüküyor böyle. Bana bakıyor böyle. Ananı sikeyim dedim. Bir uyandım. Rüyaymış dedim. Kafayı bir kaldırdım hiçbir şey yok. Bir daha uyudum ondan sonra. İkincisinde de... <laughs> İkincisi <laughs> Acun Ilıcalı'nın edit işlerini yapıyorum. Ee, rüyamda Acun Ilıcalı'yı görmek istiyorum, kalbinde olmak istiyorum. Ne yapmalıyım Nihat hocam? Ne yapmalıyım? Evet Acu, Nihat, e, Acun Acun Alıcılı ağzımdan kaçtı. Ay ağzımdan kaçtı. Acun Ilıcalı'nın edit işlerini ben yapıyorum. Tamam mı? Am amını sikerim düzgün çalış. Acun abi dur. Edit işlerini ben yapıyorum. arıyorum, arıyor beni, arıyor. Açmıyorum. Daha sonrasında işler boka girmeye başladı. Dur şarkıyı değiştireyim. Daha sonrasında işler boka girmeye başlıyor. Arıyor açıyorum mecbur. Toplantıya gel diyor. Seri gel diyor. Gidiyorum toplantıya daha sonrasında. Toplantıda bir azar kayıyor. Bana kayıyor ama. Acun abi bana fena kayıyor toplantıda. Daha sonrasında işte orada da bir rüyamda da mim devreye giriyor. Hani diyorum yapma Acun abi gözünü seveyim diyorum. Yapma ben ben bu işsiz ne yaparım diyorum. Acun abi gözünü seveyim diyorum. Orada bir tekrardan ısınıyoruz Acun abiyle. Orada da rüya bitti mesela. Sıralama olarak şöyle bir 3 harfli rüyayı gördüm. 2 Acun abi gördüm. 3 en son ve en zoru kılıç dişli kaplan 4 tane esenlere <laughs> esenlere saldırı yapan 4 tane kılıç dişli kaplanı gördüm. Oğlum 3 harfli rüya işte. Yani gerçek hayatta gibiyim. Gerçekten evdeyim. Damacana sipariş etmişim. Kapıya damacana geliyor. Açıyorum kapıyı. Damacanaya bakıyorum gelmemiş. Kafayı bir çıkartıyorum şöyle. Köşede duvarda böyle sadece bir sıfat bana bakıyor böyle. Sadece bir sıfat bana bakıyor. Ama böyle ya o kadar şey yani bulurlu bir sıfat ki. inanılmaz korkunçtu inanılmaz. Blurlu bir sıfattı. İnanılmaz korkunç uyandım. Psikoloğunu anlatsana anlatacağım ona da ona da anlatacağım. O e, özellikle bak kılıç dişli kaplan falan hiç korkunç değildi. Fakat bu üç harfli gördüğüm rüya çok korkunçtu. Bu arada ben iki kere rüyamda e, ölümden sonrasını gördüm. <laughs> Ama akıyım Yusuf Günü neydik? ki <laughs> Yusuf Günüydü. <Güneydendi. gülüyor> Dur geldim işte dostum açayım ya. Geldim işte dostum. Rüyamda iki kere yani şöyle oluyor. <laughs> Şöyle oluyor. eee, geri sayım başlıyor. Onu da anlatayım sizlere. Geri sayım başlıyor böyle ovadayım. Sağda gördüğünüz fotoğraftaki gibi ovadayım. Geri sayım başlıyor. Böyle bir iki dakika bir geri sayım oluyor. Ovadayız. Geri sayım bitiyor. Kıyamet. Oğlum şimdi dinden çıkacağız amına koyayım ya. Geri sayım bitiyor. Büyük bir panel var. Ekran var. Led bir ekran orada geri sayım izliyoruz hep beraber. Bir 10-15 kişiyiz. Hep beraber onu izliyoruz. Gökyüzü led ekran oluyor bir anda. Gökyüzü led ekran oluyor. Böyle şimşekler falan çöküyor. Tam sıfır olduğu an yerler böyle şu yeşilden yeşil çimden gıp gri oluyor. Gökyüzü böyle morarıyor şimşekler çöküyor. Grişleniyor. Grişlenme var eski televizyonlar vardır ya hocam. Eski tüplü televizyon. Nerede o şey glitch ekranı var mı ya? Ha şu, şu işte. Şuna benzer bir ekran sinyal gidi ekranı. Gökyüzü. Gökyüzü böyle oluyor. Kur'an çarpsın. Daha sonrasında. Şimdi şöyle oluyor daha sonrasında. Sevdiklerimiz. Hayatımızda değerli önemi olan insanlar. Bir anda yanımızda ma mavi bir led olarak beliriyorlar. Mavi led olarak beliriyorlar. Daha sonrasında canlanıyorlar tekrardan. Geri sayım bitiyor. Ekran düzeliyor. İnsanlar beliriyor herkes geliyor Daha sonrasında oğlum dinden çıkacağız diyor aşağıya ya. oluyor etraf tekrardan Yani cennet denilen yere gidiyoruz Rüyamda öyle bir şey gördüm yani Cennetin kafamdaki algısı yem yer Windows XP'nin olduğu yer Windows XP Windows XP duvar kağıdı Şuraya şuraya şu tonlarda Daha sonrasında bir anda şurada canlanıyoruz Böyle bir rüya gördüm. Kur'an çarpsın böyle bir rüya gördüm. Tolu sıçılmış. Öyle demeyelim de. Öyle demeyelim. Ben bir kere rüyamda emeğini ile seni görmüştüm. Tam hatırlamıyorum sonrasında. Sen bir espri yapmıştın. Kalka uyanmıştım. <laughs> Seninki daha güzelmiş. Senin rüyalar daha güzelmiş. Benimkiler böyle amana koyayım. Hayır hayır. Cennet RGB değil de. Dur bir kulaklığı değiştireyim demiyorum hocam. Bir saniye. Cennet RGB değil de o geçiş ekranı. Ölümden sonraki yaşama geçiş ekranı. RGB ekranlar falan glitch glitchlendi. Ekranlar glitchlendi. Daha sonrasında o o ekrana geçtik. O o yani o ölümden sonraki yaşama geçti glitchlendikten sonra yani.